Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem din kardeşlerim, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in günleri birbiri ardınca geçerken sizler de Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun ki oruç vazifelerinizi ihya ediyorsunuz ve ikame ediyorsunuz ve idame ediyorsunuz. Böylece cesedinizin, bedeninizin zekatını ödemiş oluyorsunuz. Allah-u Teala bu oruç sayesinde cümlenizin ve bizim hastalıklarımıza şifalar, dertlerimize devalar ihsan eylesin. Bizlere taze hayat, taze kan, taze beden nasip eylesin. Allah Teala kulunu boşuna aç tutmaz. Susuz bırakmaz. Oruç tutturmaz. Allah Teala kulunun hiçbir amelini karşılıksız bırakmaz. Allah Teala kullarının salih amellerinin ecrini zayi etmez. Bunu böyle düşünen ahmaklık etmiş olur, enayilik etmiş olur. Biz Müslümanız. Elhamdülillah şunun farkındayız ve şuurundayız ki Rabbimizin bize farz kıldığı bütün amellerin karşılığında hem maddi hem manevi alacaklarımız var. Hem dünyevi hem uhrevi karlarımız var, kazançlarımız var. Bunu böyle bilen insanlar oruçtan ağırlanmaz. Teravihten zorlanmaz. Sahura kalkmaktan, teheccüd kılmaktan, sabah namazı kılmaktan darlanmaz. Çünkü ahiret var. Bu dünya bitecek. Sonunda ahirete gideceğiz. Berzah alemine geçeceğiz. Oradan öte mahşerde Rabbimizin huzurunda haşrolacağız, cem olunacağız. Bu amellerimize göre bize mizan kurulacak. Sevaplarımız, günahlarımız tartılacak. Sevabı ağır gelenler felah bulacak. Günahı ağır gelenler husrana uğrayacak. Cehenneme canlarını atacak ve ateşe satacak. Şimdi böyle bir bilanço var. Karşımızda böyle bir günlük var. Ömürlük var, bir süreç var. Bu süreci iyi hesap ettiğimiz zaman bu işte karlı çıkanlar mutlaka iman edip amel-i salih işleyenler olacak. Kafirler, münkirler, münafıklar, fasıklar ve facirler, Allah-u Teala'ya karşı gelenler, isyan edenler, belki dünyada birkaç rahatlık tadacak, bazı gayrimeşru zevkler, keyifler sağlayacak ama sonları husran olacak. Ebedi ahiretleri perişan olacak. Biz işin sonuna bakalım. Vel akıbetü lil muttakîn. Ne buyuruyor Rabbimiz? Güzel akıbetler, hayırlı sonlar, iyi sonuçlar, takva sahiplerinin olacak. Şimdi ben diyorum ki, birkaç konuşmalarımda da dedim, bu dünyada böyle yaşıyoruz. Bir film, bir senaryo gibi gidiyoruz. Bir tiyatro gibi gidiyoruz. Kafiri de, Müslümanı da. İnanan, inanmayan, namaz kılan, kılmayan, oruç tutan, tutmayan, İslamiyet'e saygısı olan, olmayan, Kur'an'a uyan, efendim kafirlere uyan, herkes gidiyoruz. Bir tarafa doğru gidiyoruz. Amellerimiz farklı. Gidişatımız, güzergahlarımız farklı. Şimdi tabii kafirler bir noktada bizden daha ilerlemiş gibi görünüyorlar. Maddi açıdan, dünyevi imkanlar bakımından biraz daha fazla genişliklere sahip gibi görünüyorlar. Dünya piyasalarını, borsalarını yönetiyorlar. Dünyadaki harplere, savaşlara hakimiyet gösteriyorlar. Amerika, Avrupa Birliği vesaire. Fakat aslında Müslümanlar doğru Müslüman olsaydı, İslam'ı yaşasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına bu dini çıkarttıktan sonra nasıl Allah ona yardım etti? Nasıl Medine'de İslam devleti kuruldu? Orada nasıl bütün dünyaya hakim olundu? Yani bu nasıl bir mucizedir, nasıl bir yardım eseridir ki Mute'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği elçiyi, Resulü şehit eden Rumlara karşı, Hristiyan ordularına karşı Ürdün'de şimdi kalıyor Mute. 100 bin kişilik gavur ordusuna, 100 bin kişilik kafir ordusuna karşı 3 bin kişilik sahabe çıktı. Bu nasıl bir fark, bu nasıl bir açık hesap ya? 3 binlerde, 100 binlerde. Bu 3 bin kişilik ordu başta Zeyd ibn Harise sancağı aldı. Sonra Hazreti Cafer-i Tayyar sancağı aldı. Sonra Abdullah ibn Ravah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden bildirmişti.
önce sancağı Zeyd bin Harise radıyallahu anh alacak. O vefat ederse Hazreti Cafer İbni Ebi Talip, Hazreti Ali'nin kardeşi alacak. O da vefat ederse Resulullah'ın şairlerinden Abdullah bin Ravaha, meşhur sahabi radıyallahu anh alacak. Sonra harp başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den canlı yayına geçti. Allah Teala pencereyi, perdeyi gözünden kaldırdı. Medine nere, Mute nere? Ama Allah ona öyle bir gösterdi ki böyle hüngür hüngür ağlıyor. Mübarek sakalları gözyaşlarıyla dolmuş vaziyette seyrediyor. Oradan canlı seyrediyor. Buradan sahabeye naklediyor. اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَا جَعْفَرٌ فَاُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَا خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّٰهِ فَفُتِعَ عَلَيْهِ Şimdi sancağı Zeyd aldı. Zeyd'in elinde sancak gidiyor. Zeyd isabet aldı. Şehit oldu. Sonra sancağı Cafer aldı. O da isabet aldı. İki kolu mübarek. Bir kolu kesildi. Öbür koluyla sancağı tuttu. Öbür kolu da kesildi. Göğsüyle tuttu. Sonra şehit oldu. Sancağı emir üzere Abdullah bin Ravaha aldı. Onun için Cafer'i tayyar. Tayyar uçan demek. Tayyar ediyorlar ya uçağa. Tayyar uçan ne demek? Ya iki kolu kesildiği için Allah yolunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben Cafer'i cennette gördüm. İki kolunun yerine Allah ona iki kanat takmış cennette. İki kanadıyla uçuyor. Onun için adı Cafer'i tayyar oldu. Sonra Abdullah bin Ravaha aldı. O da şehit oldu. O biraz durakladı mübarek. Şöyle bir şehit olmadan evvel biraz çoluğu çocuğu aklına geldi. Ey Allah'ım ne zor bir şey ya. Ölmek ne zor bir şey. Ya siz oruca dayanamıyoruz diyorsunuz. Sahabe o sıcaklarda Allah yolunda ölümü hiçe sayarak canlarını verdiler, şehit oldular. Bizim oruç ne ya? İftarda, sahurda bir karış yemek. Sahur nedir? Teravih namazında ne zorluk var? Arada da içiyorsun suları, meşrubatları, koyuyorsun kenarına. Püfür püfür, camilerde çoğunda klimalı, camlar açık. Ondan sonra oradaki sıcak güneşin altında çölde 50-60 derece. Buradaki hararet nedir? 20-25 derece ya. Gece vakti. Ne zorluğu var teravihinin? Ne zorluğu var teheccüdün? Sabah namazına kalkmak çok zor geliyor. Sen zoru görmemişsin. Sen açlık susuzluk görmemişsin. Sahabe-i kiram gibi Rıdvanullah Aleyhi Mecmuin Tebuk Muharebesi'ne çıktıklarında o kadar susuz kaldılar. Zaten birkaç tane deve var. Susuzluktan ölmemek için bir tane hurmayı 2-3 kişi yalıyordu. Bir hurmayla 2-3 kişi. Birisi bir kısmını yalıyor. Ucundan biraz alıyor. Böylece bir hurma 2-3 kişinin arasında paylaşılıyordu. O kadar susuz kaldılar ki artık ölecek duruma gelince develeri kestiler. Halbuki deve onlara tank gibi lazım yolda. Fakat deveyi kesmelerinin sebebi neydi? Devenin karnındaki suyu içmek. Çünkü deve bayağı depoluyor, karnında biraz su kalıyor, birikiyor yolda. Deveyi kesiyorlardı, devenin içindeki suyu içerek hayatta kalıyorlar. Siz böyle bir şey çektiniz mi? Siz böyle bir şey gördünüz mü? Siz böyle bir şey duydunuz mu? Bir de Allah yolunda bu sıcaklarda harbe gidiyorlar. Hem de Medine'den Mutelere kadar, Ürdünlere kadar, Tebuklere kadar 1000 kilometre, 2000 kilometre yol gidiyorlar. Güneşte sıcakta yol gidiyorlar. O yorgunlukla, açlıkla, susuzlukla beraber bir de kılıç sallıyorlar, savaş ediyorlar. Bunlar ne büyük adam ya. Biz biraz ibret alalım. Ne olacak? Yani bunda ne var? Bu oruçlarımız, bizim teravihlerimiz bunlar. Çerez ya bunlar. Şükredelim, hamd edelim. Allah bizi zorluğa sokmadı. Allah bize dayanamayacağımız imtihanlara Rabbim bizi tabi tutmadı. Bu ne nimettir, bu ne kolaylıktır. Evet. Böylece isabet aldılar, şehit oldular. Sonra Halid İbni Velid Hazretleri Allah'ın kılıçlarından keskin kılıç, kınından sıyrılmış kılıç efendim kafirleri mağlup etti. Mahzul etti, darmadağın etti. 3000 sahabi, 100.000 gavuru tarvar etti. Bu nasıl bir şey? 12 tane falan da şehit var ha. 100.000 gavura karşı 3000 Müslüman sahabide 12 tane kadar şehit var. Şehit de ne kadar az. Halid İbni Velid'in elinde 9 kılıç paralandı. 9 kılıç. Mübarek Allah'ın kılıcı ya. O da mübarek ölmek istiyor, ölemiyor, ölmek istiyor, ölemiyor. Şehit olmak istiyor, ölemiyor. En sonunda Hazreti Ömer ona biraz tatil verdi. Emekliye ayırdı onu. O da çok üzüldü.
İlle şehit olacağım, harpte öleceğim dedi. Bu kadar harbe katıldı. Ölmek nasip olmadı. Ecel gelmeyince ölmek yok. Hey! Mübarek yatıyordu. Son hastalıktan işte ölüm döşeğinde. Dedi ki, şu vücudumun bir yerinde bir karışlık, bir avuçluk yer yok ki bir kılıç, bir süngü, bir ok, bir mızrak saplanmış olmaz. Vücudumun her parçasında dedi mutlaka bir yara var. Fakat dedi istedim, harpte ölemedim. Şehit ölmek istedim, ölemedim. Fela namet ayunul cübenai. Korkakların gözüne uyku girmesin dedi. Böyle ötleri kopar korkakların dedi. Halbuki ben o kadar harbe katıldım, öldürmedi işte Allah dedi. Korkmanın ne lüzum var? Ecel gelmeden ölmek yok. Böyle cihad ettiler, böyle savaştılar. Allah yolunda böyle fedakarlık ettiler. Bu dini bize getirdiler. Bu İslam'ı bize getirdiler. Şimdi biz Müslüman olduk. Şimdi biz cennete aday olduk, namzet olduk. Onların hürmetine kazandık inşallah, kazanıyoruz. Radıyallahu anh ve cümayin. Allah onlardan razı olsun. Kabirlerini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Bizleri şefaatlerine nail eylesin. Şikayetlerinden emin eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahbihi ve sellem. Şimdi, dolayısıyla bu oruçlar boşuna değil. Açlık, susuzluk boşuna değil. Allah Teala bizlere bu bedeni verdi. Sağlık, sıhhat verdi. Sağlık, sıhhat vermediğine oruç farz değil. Yani bir insanın sağlığı yoksa Müslüman doktor ona tutma diyorsa tutmaz. Ama sıhhat verdiyse ne yapacaksın? Borcunu ödeyeceksin, zekatını ödeyeceksin. Her şeyin zekatı nereden? Kendi cinsinden. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Es-sıyâmu nisfu sabr. Birkaç ders evvel okumuştum yine bu başka hadis. Oruç sabrın yarısıdır. Orada sabır imanın yarısıdır. Oruç sabrın yarısıdır. Ve alâ kulli şeyin zekâtün. Her şeyin zekatı var. Mesela insanın evi var. Evinin zekatı var. Evinin zekatı derken o geçen derste anlattım. Yani kendi oturduğu evden parasını 40'ta bir verecek demek değil. Evin kendinde bir yer ayıracak. Niye? Ve zekatü dâri en yüttehede fiyâ beytün lizziyâfe. Misafir ağırlamak için misafirlerin oturtulacağı, onlara ikramlar sunulacağı bir oda ayırmak o evin zekatıdır. Misafirin yatırılacağı bir oda ayırmak evin zekatıdır. Yani bildiğimiz farz zekat anlamında demiyorum. Mesela ilmin zekatı. İlmin zekatı nedir? Anlatmak. Ben bayağı bir zekat veriyorum yani bu işte. Konuş bildiğimin 40'ta biri değil de 40'ta 39'una kadar anlattım yani. Dolayısıyla buradan ahirette inşallah mesul olmam. Sen biliyordun da demiyordun da niye öğretmedin, niye anlatmadın falan. Yahut anlattın da milletten para istedin. Hem ilmin zekatını vereceksin hem de milletten para alacaksın. Böyle de bir şey olmaz. Onun için hem konuşacağız hem de para almayacağız. Allah için konuşacağız. Allah için nasihat edeceğiz. Ayet okuyacağız, hadis okuyacağız. Para pul düşünmeyeceğiz. O zaman Allah bize Celle Celaluhu ahiret mükafatları ihsan edecek. Para alırsan karşılığını aldın zaten. Allah'tan alacağın kalmadı. Şimdi ilmin zekatı vaaz etmek. Evin zekatı misafir odası yapmak. Ve zekatül cesedi bedenin sağlam sıhhatte tıkır tıkır işliyor. Allah bozmasın. Afiyette daim eylesin. Ama bu bedenin de zekatı var. Nedir o? Ve zekatül cesedi sıyamu. Bedenin zekatı oruçtur. İşte bu tuttuğunuz oruçlarla ne yapmış oluyorsunuz? Sağlığınızın, sıhhatinizin zekatını ödemiş oluyorsunuz. Hasta olsaydınız tutamazdınız. Madem Allah sağlıklı etti sizi, sağlam etti sizi, tutuyorsunuz. Onun için hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Oruca bizi muvaffak etti diye Rabbimizin bunu nimeti olarak bilmek lazım. Böylece dünyada da sağlık ve sıhhat kazanmak lazım. Yani oruç tutan sumu, oruç tutun ki tasahhu, sıhhat bulasınız. Bu sıhhat bu oruçtan size gelecek. Ne faziletler gelecek size, ne bereketler gelecek size. Vücudunuza ne dertler çıkacak vücudunuzdan, ne sıhhatler gelecek organlarınıza inşallah. Bunlar boşuna değil. Bir de ahirette kazanacaksınız. Ahirette kazanacağınız çok nimetler var. Çok mükafatlar var. Köşkler var, saraylar var diyorum. Sen de öyle bana bakıyorsun. Sanki ben yalan konuşuyorum. Haşa ve kella.
Ben sana ayet okuyorum, hadis okuyorum. Çok büyük mükafatlar var. Ahirette köşkler var, saraylar var, nimetler var. Hele oruç tutanlara neler var neler var. Yeter ki orucunu takva ile tamam edesin. Haramlardan sakınmakla itmam edesin. Bu takva şart. Bari şu son günlerde, mübarek 10 günlerde biraz gayret edelim. Şöyle namahreme bakmama, şarkı türkü dinlememe, yalan gıybet dedikodu konuşmama. Biraz daha derli toplu, biraz daha düzgün ya. Allah rızası için. Kendimize acıyalım. Millete acımıyoruz. Bari kendimize acıyalım. Tutuyorsun oruç, bunu zayi etmeyelim. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu teala ta rivayet edilen bir hadis-i şerif. Okuyalım. Oruç hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne fil cenneti hurafen. Cennette odalar var. Odalar ama nasıl odalar kardeşim? Senin dünyadaki ne köşküne benzer, ne sarayına benzer, ne Topkapı sarayına benzer. Ne Dolmabahçe sarayına benzer. Cennette odalar var. O nasıl bir oda? Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen levm hurafun. Onların odaları var. Min fevka hurafun. Üstlerinde de odaları var. Mebniyetün üst üste bina edilmiş. Tecrimin tehtel enar. Atlarından ırmaklar akıyor. Dünyada nerede ırmak var? İçine bir lahım bağlamışlar. Bir tane lahım bağlanmamış ırmak ararsan yaylanın başına çıkman lazım. En başına ki oradan aşağı ev olmaz. İlla ki bir pislik katacaklar içine. İnsan böyle bakıyor. Canım su akıyor. İşte efendim pis midir temiz midir? İnsan şüpheye kalıyor. Vaadallah. Bu Allah'ın sözüdür. La yuhlifullahu miyad. Allah sözünü bozmaz. Ne köşkler, ne saraylar, ne odalar. Bu odalar deyince sen nasıl bezenmiş, nasıl sıvanmış, tuğlası altın, tuğlası gümüş, sıvası misk, hakiki miskü amber, dünyadaki miskler ceylan kanından yapılıyor, ham maddesine bak. Hakiki, en hakiki misk ceylan kanından yapılıyor. Ahiretin miski öyle mi? Toprağı zaferan, safran. Nasıl bir yer bu cennet ya? Allah'ım cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek saatlerde, İftar saatlerinde, şu mübarek günlerde, gecelerde. Allah'ım bize cennetini nasip eyle. Cennete yaklaştıracak inançlara, amellere muvaffak eyle. Allah'ım ya Rabbi. Amin. Sen bizi cehennemden azat eyle. Cehenneme yaklaştıracak inançlardan, amellerden bizi ırak eyle, muhafaza eyle. Amin Allah'ım. Bu cenneti istemek lazım. Bunu istemek de ibadet. Ve cenneti istemek, cenneti istemek, isterken dua yapmak, o bapta dualar yapmak da yarın ahirette o dualar bize şefaat edecek. Şimdi dua yapıyoruz ya. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ekfiru min mes'eletil cenneti ve te'avvzi minen nar fe innevma şafi'ani muşeffa'an. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Çünkü bu iki dua, cenneti çok isteme ve cehennemden sığınma duaları, şefaatleri geçerli ve makbul olan iki şefaatçidirler. Yarın ahirette bu dualar şefaat edecek. Defterinde karşına çıkacak. Bakacaksın ki sen cennete götürüyor. Ya Rabbi ben bu cenneti neyle hak ettim? Sen cenneti çok istedin ya, o dualar seni cennete götürdü. Çünkü Rabbim istemeyene kızar. Herkes isteyene kızar, Rabbim istemeyene kızar. Mutlaka isteyelim cenneti. Mevla buyuruyor, veselullah min fazli. Fazl-ı kereminden Allah'tan isteyin. Dünyada da maddi manevi zenginlik isteyin. Ahirette de cennet cemalullah ve rızaullah isteyin. İsteyin verecek Allah Teala isteyin. İnnallâhe kâne bikum rahîmâ. Allah sizi ananızdan babanızdan çok acıyan Allah. Verecek yer arıyor. Şu mübarek Ramazan gecelerinde. Hel min sâilin hel min teâvil. Var mı bir şey isteyen vereyim? Var mı tevbe eden kabul edeyim? Hel min müstağfirin? Var mı bağışlanmak isteyen mağfiret edeyim? Böyle nidalar ediyor. Sen neredesin? Sen ne hallerdesin? Sen Rabbinle aranı ne halde tutuyorsun? İstemek lazım. Bu hadis-i şerifte Ebu Malik el-Eş'ari'den gelen hadiste radıyallahu anh. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne fil cenneti hurafen. Cennette odalar var. Ya köşklerin odaları ama geçen gün söyledik köşk ne kadar? 60 bin tane kapısı var. Köşkün 60 bin tane kapısı var. Kapıdan kapı gözükmüyor. O köşkün odası ne kadar olur? O köşkün odası bizim bütün apartmandan, gökdelenden,
efendim 120 kat binadan daha fazla olur. 60 bin kapısı var, kapıdan kapı görünmüyor. Köşkü öyle, bunun odası ne kadar olur? Yura zahiru amin batına. Öyle bir şeffaf köşkler, sırça köşk derler ya böyle camdan, kristalden. İçinden dışı gözüküyor. Ve batın ve amin zahir ya. Dışından içi gözüküyor. Yefaf. Her taraf parıl parıl parlıyor cennet. Billur. Berrak. Cennette bulanıklık yok. Duman yok. Sis yok. Gam yok. Keder yok. Çıkma derdi yok. Panik yok. Aç kaldık. Yemek yetişmedi. Yemeğin dibi tuttu. Yandı. Tuzlu oldu. Tuzsuz oldu. Hastalık oldu. Yaşlılık oldu. Ölüm oldu, keder oldu. Yok cennette böyle bir şey, yok. Diz boyu nimet, sonsuz hayat. Şimdi cennet böyle. Şimdi adam ne yazmış oraya? Şu kadar maaşlı bir eleman arıyorum. Sen de maaşı beğendin. Aa, bu maaş tam bana göre 2000 euro, 3000 euro. Ama altında şartlar var. Hiç herif şartlara bakmadan doğru soluğu almış gitmiş o adrese. Ben geldim. Hoş geldin, niye geldin? Siz eleman arıyorsunuz, 3000'de euro veriyorsunuz. İyi veriyoruz ama önüne gelene vermiyoruz. Senin şeyin vasıfların tutuyor mu? Bilmiyorum ki ne vasfı, ne arıyorsun? Efendim, şu lisanı biliyor musun? Yok, anamın dilini ancak biliyorum. Şu mesleğin var mı? Nereden diploma aldın? Benim gibi ilkokul, ortaokul terk. O zaman ne diyecek sana? Kardeşim, biz bu maaşı sokaktan geçenlere vermiyoruz. Burada vasıflar var. Cennet tam bana göre. Anladım da sen cennete göre misin? Bakalım şimdi cenneti Allah hazırladı. Eaddehallah. Allah o cenneti hazırladı. Ehli sünnete göre cennet cehennem şu anda hazır mevcut bekliyor. Adamlarını bekliyor. Cennet de adamlarını bekliyor. Cehennem de adamlarını bekliyor. Şu anda cennet 7 kat göklerin üstünde mevcut. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Üiddet lil muttakîn. Cennet takva sahipleri için hazırlandı. Hazırlanacak buyurmuyor. İşte takva sahipleri kim? Haramlardan sakınanlar kim? Geçen de yine beyan ettik. Ellezîne yunfikûne fissarrâi ve'd-darrâ. Darlıkta da verirler, bollukta da verirler. Ya bolluğu anladık. Darlıkta da yine kendi eli sıkışık olsa yine Allah yoluna verirler. فَالْكَاظُمِنَ الْغَيْزِ Öfkelerini yutanlar, sinirlerine hakim olanlar, وَلَعَفِينَ عَلِ النَّاسِ insanların suçlarını görmezden gelenler, affedenler, وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah o iyilik sahiplerini sever, iyilik edenler, وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتَنَا وَظَلَمُوا اَنْفُسُهُمْ Küçük büyük herhangi bir günah yaptıkları zaman, günahlarında ısrar etmeyenler, ذَكَرُوا hemen Allah'ı hatırlayıp düşünenler, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Günahlarının bağışlanması için mağfiret talep edenler, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Zaten Allah'tan başka günahları kim affedebilir ki? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا يَعْلَمُونَ Bile bile suçlarında, günahlarında ısrar etmeyenler. Takva sahipleri bunlar. Cennet hazırlandı. Kime? Bunlara. Var mı sende? Yok. Kafan bozuldu mu, sinirlendin mi? Kusuyorsun. Öfkeni yutacaksın diyorlar. Sen adamın suratına kusuyorsun. İnsanları affedenler diyor. Sen kin tutuyorsun. İyilik edenler diyor. Sen zulmediyorsun. Allah'ı hatırlayıp af isteyenler diyor, sen günahta tam gaz devam ediyorsun. Nasıl olacak takva sahibi? Cennet seni mi bekliyor? Cennet hazır. Allah cenneti hazırladı. Bu cennetleri, bu köşkler var ya, bu odalar. İçi dışından gözüküyor, dışı içinden gözüküyor. Şeffaf, sırça saray. Aman ya Rabbi. En mühim mesele ya. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Terlemek yok, kokmak yok, kokuşmak yok, kirlenmek yok, bulaşmak yok. Çöp yok, çöpçü yok. İsyan edecek bir hizmetçi yok. Sözünü bozacak, sözünü şartlarını ihlal edecek, istediğini yerine getirmeyecek bir arkadaşın yok. Seni üzecek, suratını görmekten sıkılacağın bir adam yok. Cennette Allah Teala bütün kin, buğz, nefret, adavet hepsini almış, damarları sökmüş, çıkartmış. Cennetin kapısında onları ırmağa sokmuş, çıkartmış. Ve nezahna ma fi suduri min gıl. Kalplerinde ne kadar kim varsa söktüm çıkarttım diyor. Şimdi adam dünyada birbirine düşman ama ikisi de cennetlik. Sahabe-i kiram birbiriyle savaştılar. Hepsi cennetlik. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye meselesi. Hazreti Ali ne dedi? Bu ayeti okudu, dedi ki
İşte benle Muaviye falan Osman hepimiz bu durumdayız. Nedir o? Allah bütün kalplerdeki kini çıkaracak. Cennete girdiğinde insanlar birbirine baktığı zaman da şimdi mesela dünyada adam bazı insanlar bende de öyledir. Kin ve nefret pek yoktur. Biraz azalıyor. Ondan sonra sinirim bozuluyor. Ya diyorum niye ben bu adama kin tutamıyorum ya? Bu adam bana böyle kazık attı diyorum. Peki niye ben kin tutamıyorum? Bakıyorum adama 20 senelik kin tutuyor. 50 sene. Ben tutamıyorum. Tutamayınca da bir de diyorum halbuki iyi bir huy. Ama bu sefer de diyorum ya ben enayi miyim, avanak mıyım ya? Niye benim buna karşı sinirim geçiyor diyorum. Hani sinirimi körüklemek için eski şeyleri hatırlamaya çalışıyorum. Ne yapmıştı bu adam bana? Bir hatırlayalım arkadaşlar. Niye ki yeniden körükleyeceğiz biliyor musun? Ama şimdi dünyada hani biri seni fitler fitiller falan olur. Ahirette yok. Niye? Allah damarını söktüm aldım diyor. Adam cennette birbirini görse ikisi de düşman olsa dünyada. Ama ikisi de cennetlik olsa birbirini görse. Eğer ki birbirine kim ve nefret etse cennet cennetlikten çıkar ki. Orası cehenneme döner. Adamcı ulan nereden gördüm şunun suratını be cennette cennette bana zindan oldu ben şu herifi görmez olaydım Allah suratını benden uzak etsin falan. Cennette böyle bir şey yok. Yani eğer babanın katili cennetlik olsa öyle ya tevbe etti af oldu falan falan. Gittin ahirete cennete. Ya bu adamı nereden soktular o zaman beni de çıkarın cehenneme mi diyeceksin? Ne yapacaksın? Ateşi gördün mü zaten herkes? Aman ya Rabbi cennete kalalım kimi sokarsan sok sen cennet senin bana ne? Yeter ki beni ateşe atma diyeceksin. Başka çare yok. Ama ve lakin bir de Rabbim bunu yaşatmayacak. Yani insanın içine kin ve nefret yerleştirmeyecek. Ne olacak insan? Hiç içinde sanki dünyada sanki değil. Dünyada hiç öyle bir şey yaşanmamış. Aranızda böyle bir soğukluk geçmemiş. Çünkü cennet ehli hep birbirine gülerek birbirini ziyaret edecekler, selam verecekler. Tehiyyetum yevme el kavnu selam. Allah kavuştukları günde selamla tehiyyelenecekler. Birbirlerine devamlı tehiyyetun fiyâ selam. Cennetteki tehiyyeleri hep selam. Selamun aleyküm, aleykümüs selam. Dünyada olsa adam nefret ettiği adama selam verir mi ya? Selamını da almaz. Dolayısıyla cennet böyle bir yer. Kin yok, nefret yok. En hoş tarafı bu. Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahsedilirken mesela ne der? La lagvun fiyâ ve la te'zîm. Cennette mesela adamı günahkar edecek bir şey yok. Bu da çok acayip bir şey. Dünyada sağa baktın günah, sola baktın ne yapacağını şaşırttık ya. Yani günahkar edecek bir şey yok. O zaman cennetteki en mühim mesele boş iş yok. Dünyada yani şu konuştuğumuz, görüştüğümüz, oturduğumuz, kalktığımız yarıdan fazlası fuzuli. Ve şimdi ben sıkılmaya başladım yani. Kendi adıma çok sıkılıyorum. Çünkü biraz vakit bulsam ya tahsil yazacağım, yapacağım, ya kitap yazacağım, ya tercüme yapacağım, ya bir şey konuşacağım, ya birinden sorusunu cevaplayan işimiz var yani işimiz. Şimdi bir adam fuzuli konuşmaya geveze geldiği zaman hay Allah ya Rabbi yani ne zaman kalksa da gitse diye böyle insan istiyor ama hadi kalk git de diyemiyorsun. Yani çok boş iş var dünyada, boş. Ahirette, cennette boş iş yok. Dünyada zaten iki günlük dünya yarısı boş. Ahiret sonsuz hayat hiç boş iş yok. Allah, ne nimetler var ya. Nimetlerin sayısı yok ya. En büyük nimet. Yaşlanmamak. Milletin şimdi psikolojisi bozuluyor ya. Adam biraz beyaz çıktığı zaman nasıl siyahımı boyayayım, hangisini yoldurayım, hangi tüyü çıkarttırayım. Böyle adam psikolojik sorun. Biraz güçten düştüğü zaman, çaptan düştüğü zaman. Hiç. Ben mesela diyorum 40 yaşında bypass oldum. 43 yaşında bir daha tıkandı, stent oldum, balon oldum. Ondan sonra 43 yaşlarımda yine efendim şah damarımda stent var. Ben hiç korkmuyorum söyleyeyim, sakallarım içi beyaz doldu. Ne var? Allah Allah, gidiyorsak gidiyoruz yani. E şimdi millet ya 60 yaşında herif bak sipsiyah saçlar falan böyle üzüm gibi, kömür gibi ne oluyorsun ya? Yani adam şeye girmiş, yaşlandım falan çaptan düşeceğim şudur budur. Ya. Düş ya çap mı kaldı ya? Mezara gireceksin düşeceksin zaten de. Ne çaptan düşeceksin? Yani dünyada çok sıkıntı var, çok. Biraz yorgunluk gelse, biraz yapsa, ulan eskisi gibi yürüyemiyorum. Eskisi gibi koşamıyorum, eski havalarım yok, eski hareketlerim yok. İnsanlar ne zor şeyler yaşıyor. Allah'tan benim gibi dervişler, ama her taraf beyaz olsa boşver. O ne yapalım Allah'ın lütfu keremidir. İbrahim Aleyhisselam'ın birkaç tane ilk beyazı İbrahim Aleyhisselam gördü. O zamana kadar hiç beyaz kıl olan yok. Adem Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a kadar beyazlık gören olmadı. İbrahim Aleyhisselam beyazı gördü dedi. Ya Rabbi bu da nedir? Sakalı var. Bütün peygamberler sakallıydı. Sakalsız peygamber evliya yok. Hiçbir peygamber sakalsız değildi. Bir kitapta rivayet bulamaz.
Hiçbir evliya sakalsız evliya bulamaz. Köseyse başka. O beyazı görünce dedi ki, bu nedir ya Rabbi? Dedi, benim nurumdur. Ya Rabbi, o zaman nurumu artır dedi. Bir anda bembeyaz oldu mübarek. Nurumu artır dedi. Senin nurunsa benim nurumu artır dedi. Onun için ama dünya çok fena sıkıntı ya. Çok fena. Kadının ayrı derdi var. Erkeğin ayrı derdi var. Herkesin kendine göre sıkıntıları. Çocukluğu ayrı sıkıntı. Buluğa erdikten ergenlik sıkıntıları ayrı sıkıntı. Evlendin, çoluk çocuğa karıştın. Karı derdi çek, koca derdi çek ayrı sıkıntı. Sonra çoluk çocuk ayrı sıkıntı. Kısır olsan çocuğun olması ayrı sıkıntı. Adam diyor ki olsun da nasıl olursa olsun. Yahu yapma. Birisi çocuğu yok diyorum. Bak Allah sevdiğine çocuk vermezmiş. Sana imtihan vermemiş. Kardeşim diyor Allah beni sevmesin de çocuk versin. Ulan ne terbiyesiz adamsın sen ya. Hiç Allah beni sevmesin de çocuk versin denir mi? Ondan sonra Allah da verdi bir çocuk sakat. Şimdi taşıyor sırtında. 20 senedir o yana sürüklüyor bu yana sürüklüyor. İşte bak böyle konuşulur mu kardeşim Allah beni sevmesin de çocuk versin. Niye böyle diyorsun ya? Kurban olduğum beni sevsin ne verirse versin. Allah seni severse sen daha ne istiyorsun? Ben seni... Ben sana aşık olunca ey şerif. Senin olmaz mı dualeme ilatif? Ey şerefli peygamberim diyor. Ben ki seni sevmişim, sana aşık olmuşum. Sen daha ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Bütün dünya ahireti sana vermez miyim ey latif diyor. Rabbimize sevilmeye bakalım. Ona sevilmenin yolu Habibine ittibadan geçer. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Söyle Habibim eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Bana tabi olun, sünnetime uyun, yolumu izleyin, Allah sizi sevecek. Sünnete uymayana, ehli sünnet olmayana, kainatın efendisinin izinden gitmeyene Allah'ın sevgisi yok. Rahmeti yok, mağfireti yok. Bak ve yaghfir lekum zunubekum. Bana uyun Allah günahlarınızı affedecek. Bana uymayanın günahı olmaz. Vallahu gafurur rahim. Allah çokça bağışlayan, ziyade esirgeyen Allah. Kul atiullah ve rasul. Ve atiur rasul. Habibim şöyle ki Allah'a itaat etsinler. Farzları yerine getirsinler. Resul'e itaat etsinler, sünnetleri yerine getirsinler. Allah'a itaat ederim, peygambere etmem. Gavur musun sen ya? Kur'an'ı dinlerim, hadisi dinlemem. Dinsiz misin sen, kitapsız mısın? Görmüyor musun Kur'an'ı? Allah'a itaat, peşinde peygambere itaat. Hiç ayırdı mı birbirinden? Fe in tevellev. Habibim Allah ve peygambere itaattan yüz çevirirlerse fe innallâhe la yuhibbul kafirin. Bak Allah o kafirleri sevmez diyor. Yani ne demektir? Allah onları sevmez buyuracak yerde Allah o kafirleri sevmez. Ben peygambere itaat etmiyorum, tabi olmuyorum dese kafir olur adam ya. Şimdi bunlar da çıkmışlar Yahudi Hristiyanlar Müslüman olmadan bizim peygamber Müslüman olsa da peygambere uymasına lüzum yokmuş. Müslümanım derse oluyormuş. Peygambere uymadan cennete gidecek. Nerede gidecek? İşte ayet. Habibime itaattan yüz çevirirlerse Allah o kafirleri sevmez diyor. Allah sevmediğini mi cennete sokacak? Nereden uyduruyorsunuz bunları? Ey gidi asalaklar ya. Okumuşsunuz okumuşsunuz. Doçent profesör olmuşsunuz. Efendim bu unvanları hocalar hocası unvanlarını almışsınız. Cehenneme girmek için mi? Sapıtmak için mi bu kadar okumuşsunuz? Allah sizi hidayet etsin. Resulullah itaatsız sallallahu aleyhi ve sellem. Yok. Ona ittibasız yok. İşte şu oruçlar, şu iftarlar, teravihler, yatsılar, akşamlar, farzlar, sünnetler, sehurler, seherler, istiğfar. Hepsi ondan. Bayram geceleri, bayramlar, Kadir geceleri hepsi ondan. Hayatımız onunla ya. Her şeyimiz ona borçluyuz. Onun nurundan yaratıldık. Onun hürmetine yaratıldık. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefi'ül müzdibindir Mustafa. Sallallahu teala aleyhi. Bütün alemlere rahmet etti. Acıdığı için onu lütfetti. Bize ihsan etti, irsal etti. Alemlere acımasının eseri olarak bize gönderdi. Biz niye acındığımızı bilmiyoruz? Niye peygamberine tabi olmuyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi cennet hazır. Cehennem de hazır. Uddet lil kafirin. Cehennem kafirler için hazırlandı. Bakın hazırlanacak buyurmuyor. Demek ki şu anda ehli sünnet itikadına göre cennet de cehennem de mevcuttur. Yeni yaratılacaktır. Mesela geçenlerde ne kadar hadis okuduk. Cennetin kapıları açıldı diye. Cennetin köşklerinin saraylarının kulelerine çıktılar. Cennetin hizmetçileri, huriler, nidalar oldu. Cennet her gün süsleniyor, donanıyor Ramazan'da. Bayrama kadar, Kadir gecesine kadar süslenme devam. Cennet olmasa bunlar nerede olacak? Cennet var. Amerika niye bulamadı? Amerika cehennemi bulsun. Nerede cenneti bulacak? Cehennemi de bulamaz. Niye? Yedi kat yerin dibinde başka alem. O buranın gözüyle görülmez. Buranın teleskobuyla, mikroskobuyla fark edilmez o.
Cennet göklerin üstünde. Cennet de efendim şimdiki gözle, dünya gözüyle, cihazla, aletle görülmez. Allah cenneti hazırladı. Eaddehallah. Şu anda biz inanıyoruz, hazır bekliyor. Kime? Şimdi bizi ilgilendiren burası. Acaba biz cennet ehlinden olabilecek miyiz? Limen elanel kelam. Yumuşak konuşanlara. Yani insanlara karşı kibar, nazik, zarif ve beyefendi şekilde hitap edenlere. Nasılsınız efendim? Hamdolsun iyiyiz efendim. Siz nasılsınız efendim? Buyurun efendim. Teşekkür ederiz efendim. Böyle odun gibi, kütük gibi konuşmamak lazım. Lan, man. Efendim. Gel, git, yat, kalk. Ne oluyor ya? Yumuşak. Allah Teala Musa Aleyhisselam'la ağabeyi Harun Aleyhisselam'ı kime gönderdi? Firavun'a gönderdi. Ne buyurdu onlara? İzheba ila fir'aune innehu taha. Gidin Firavun'a vaaz edin. Biz Allah'ın peygamberiyiz deyin. Ya Firavun zaten ben Allah'ım diyor. Firavun ben Allah'ım diyor. Adama gideceksin diyeceksin ki ben Allah'ın peygamberiyim. O da diyecek ki ben seni gibi peygamber göndermedim. Yani şimdi milletin adamın biri peygamberlik ilan etmiş. Efendim demişler ki ya bunun hakkından felanca gelir. O da çok akıllı fikirli biri de gelir bunu ikna eder, ikaz eder diye çağırmışlar. O da ona söylemişler. O da demiş ki yok kardeşim demiş o peygamber olamaz. Ya biz de biliyoruz da falan. Niye? Demiş ben öyle bir peygamber göndermedim demiş. Yani kendisi de ilahlık taslıyor çatlak. E şimdi Allah Teala böyle gidin Firavun'a, Firavun azdı. Ne deyin? فَقُولَا لُوِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ona deyin ki biz alemlerin Rabbinin hep peygamberiyiz. Firavun zaten ben ilahım diyor. Rabbul alemin benim diyor. Firavun da diyecek ben sizin gibi peygamber göndermedim. Nereden geldiniz? Ama Allah Teala kurban olduğum korkmayın. لَا تَقَافَا. Sakın o gavurdan korkmayın. Dünya sallıyor herif. Kazıklara çak, kazıklı. Volvo'da diyorlar. Volvo'da mı nedir o? E Kur'an'da söylüyor. وَفِرْعَوْنَ زِي الْاَوْتَاتِ. Kazıklı Firavun diyor. Kazıklar sahibi. Adamları kazıklara oturturdu. Makatlarından çatladak ortadan yardırırdı. Firavun böyle cani. Gidin o Firavun'a. Ya Rabbi biz korkarız. Musa Aleyhisselam dedi. Ya Rabbi biz Firavun'la nasıl baş edeceğiz? İki kişiyi. Allah. Firavun bütün ordular. Bir de saraya gidecekler. La tekafa korkmayın inneni makuma. Ben sizinle beraberim. Esme'u ve ra. İşitirim görürüm. Allah. Önceden de ona bir asa var ya baston ejderha. Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlendi. Şu an sen bana baston ver. O asa nereden geldi? Ta cennetten Adem Aleyhisselam'la beraber işte. Ut ağacı, öd ağacı, asa, incir yaprakları, Hacer-i Esved. Bunlar hep cennetten geldi. Bu sefer o değnek elinde Mevla buyurdu. Bir bırak bir bıraktı ejderha oldu. Yutacak her yer. Musa Aleyhisselam ödü koptu. Mevla buyurdu ki korkma. Ben onu eski haline çevireceğim. Sen uydu asirat el-ula. Hudha ve la tekaf. Al onu korkma. Ya bu ejderha bunu nasıl alacağım? Al elini uzatırken eski şekline çevireceğim, döndürü baston. Öyle bir baston bende de olsa ben de Beyaz Saray'a dayanırım. Tel Aviv'e dayanırım ya. Öyle bir baston bende de olsa böyle bir sallarım. Böyle Beyaz Saray, Sarı Saray anlamam. Çünkü bastonu ne yapıyor? Geldi Firavun'un kapısına. Şeyler içeri sokmuyor. Firavun'a dediler bir adam geldi seninle görüşmek istiyor. Kimmiş o? İki tane meczup efendim yani. Sakalları, saçları uzun, neyse. Bir fakir, garip haldeler. Bana ne dedi ya benim öyle işte insanlarla? Ne işim olur? İyi. Geldi dediler Musa Aleyhisselam bak seninle görüşmek istemiyor. Kendi bilir dedi. Paşa keyfi bilir dedi. Bastonu bir vuruyor sarayın kenarına. Saray sallanıyor. Sor. Firavun diyor ne oluyor ya? Diyor. Bir vuruyor bir daha. Dediler ki bu kapıda gelenler... Bir tane baston ellerinde bir vuruyorsa yapma ya. Bunlarla görüşmek icap eder dedi. Burada önemli bir mesele var. Saray sallanıyor. Ya saray sallayacak kadar gücümüz yok. Ondan sonra bir görüştüler. Musa Aleyhisselam diyor ki ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Yapma ya dedi bu alemlerin Rabbi de kim? Ben hiç tanışmıyoruz. Dedi seni yaratan, babanı yaratan, geçmişini yaratan, geleceği. Ya sen dedi aklınız yerinde mi? Sen ne konuştuğunuzun farkında mısın? Dedi göğün Rabbi, yerin Rabbi, aralarındakinin Rabbi. Yahu dedi sen delisin herhalde aklını yitirmişsin. Ben böyle bir şey tanımıyorum. Dünyayı ben yönetiyorum. 400 sene hüküm sürmüş adam. Başı ağrımamış, dişi ağrımamış. Bir oturma, bir küçük deve yavrusu yiyor bir oturma. 40 günde bir abdest bozuyor. Öyle de bir harikuladelik var. Ondan sonra Musa Aleyhisselam sayıyor da sayıyor.
Doğunun Rabbi diyor, batının Rabbi diyor. Adamı bir üstten, bir enden, boydan falan. Her taraf onun diyor yani. Sen arada kalmışsın. Firavun şaşırttı kaldı. Firavun dedi ki yok dedi, ben sizi dedi. Hemen alın bunları, öldürteceğim sizi bunu. Değene kadar, değnek elinde. Bir bıraktı değneği, değnek bir ejderha oluyor. Alt çenesini sarayın altına koymuş, üst çenesini sarayın üstüne yutacak. Yahu dedi aman aman dedi, tamam dedi, bunu dedi çek dedi, ne olur al dedi. 40 günde bir abdest bozan herif virik oldu, ishal oldu. Alttan koyvermiş, sürgün gidiyor. Tuvaletten çıkamıyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, korktu. Asa var, pat bırakıyor yere. Allah'ın kudreti göründü yine. Bu sefer Musa Aleyhisselam aldı eline, alınca asa oluyor. Ya bu ne biçim bir büyücülük dedi ya. Toplayın bütün büyücüleri de bunun hakkından büyücüler gelin. Ben büyücü değilim dedi. 70 bin büyücü topladılar. 70 bin büyücü. İki vadi arası dolusu. Halatlar, urganlar cıvalamışlar, boyalamışlar. O güneş bir vurdu. Onlar böyle yürüyormuş gibi oluyor. Bütün böyle. Gözü baktığı zaman vadi yılan böyle. Ejderha almış. O tabii o zaman da sihir ilmi çok ileride. 70 bin tane büyücüyü topladılar. Önceden bir tanesi dedi ki yahu dedi bana şunu bir gösterin bu Musa'yı dedi, biz bundan baş edebilir miyiz edemez miyiz, ben dedi bu kadar adamı topluyorsunuz demek ki büyük bir şey var. Dediler çok fena dediler, Firavun Minavun'u sarayı marayı yutacak. Bak lan Musa Aleyhisselam bir yerde yatmış uyuyor, asası da başından öbet bekliyor. Büyücü onu bir gördü, yahu dedi biz yine rezil olmayalım ama bunun karşısında bir çıkacağız ama biz bu işi tutturamayız dedi. O büyücü çok alimdi. Niye dediler, çünkü biz uyuduğumuz zaman büyüğümüz bozulur dedi. Bu uyuduğu zaman da asası başında bekliyor dedi. Demek bu sihir değil. Dediler Firavun sizi vallahi keser doğrar. Hiç böyle bir şeyler konuşmayın. Şimdi buna karşı ne örneğiniz varsa göster. Dedi ne yapalım, biz elimizden geleni sergileyeceğiz. Ama bu iş bu büyüye benzemiyor dedi. İşte ilim her konuda, sihirde bile olsa bir insan ilimde zirve olsa o bildiği şeyi tam bildiği zaman da o onu doğru yola getiriyor. Yanlış bilen, eksik bilen işte hiç doğrulamıyor. 70 bin büyücü bütün hünerlerini gösterdiler. Dediler Musa Aleyhisselam'a sen mi önce gösterirsin, bu mu önce gösterir? Musa Aleyhisselam dedi ki bunlar buyursun. Bir hünerler gösterdiler. Musa Aleyhisselam bile korktu. Onların büyülerinden. Allah Teala buyurdu. La tehafinneke entel ale. Korkma ya Musa dedi. Vahiy geliyor o anda. En üstün sen olacaksın. Hepsi bitti mi bitti. İki vadi dolusa bütün millet seyrediyor. Toplanmış herkes. Hani şimdi nasıl böyle gösteri oluyor ya. Efendim seyrediyorlar. Öyle dolmuş. Velkı mafi yeminik. Sağ elindekini ejderhayı bastonu yere bırak. Telkaf mahsane onların yaptığının hepsini yutsun. 70 bin büyücünün malı malzemesi iki vadiyi doldurmuş. İki dağ arası vadiyi doldurmuş. O asa nasıl yaptı böyle, o bulaşık makinesi nasıl böyle şey diyor ya, çekiyor içine. İnnemâ sane'u kaydü sahir. Yaptıklarının hepsi büyücü hilesidir. Ve la yuflihü sahiru haythu etâ. Büyücü ne yapsa da iflah olmaz. Çünkü aslı yok. Yani büyücü derken burada göz boğacılık manasında. O şimdiki nuska yapıp da büyü yapmak anlamında değil. Yani hani şabeze diyoruz ona. Böyle oyunlar sergiliyorlar ya böyle, o iplerle efendim bir şeylerle çıkıyorlar ekranlara efendim. Üçe bölüyorlar, dörde çarpıyorlar, katlıyorlar, bir daha içinden çıkarıyorlar. Adamı kesiyorlar, doğruyorlar, dümdüz çıkıyor. Millet de şaşırıyor, nasıl iş ya diyor. İlizyasyon mu bilmem nasyon işte bilmem, kanalizasyon mu nedir? Bu hokkabazlığın sonu yok. Efendim Musa Aleyhisselam asayı bir bıraktı. 70 bin büyücünün ne var ne yok hepsini yuttu. Ya o kadar malzemeyi şimdiki çöp öğütme fabrikaları kurdular. Bunlar öğütemez ya. Bir anda bitirdik. Bir değnek oldu. Geldi Musa Aleyhisselam'ın eline. Bismillah. Firavun bunu da görünce bu sefer büyücüler dediler. Amenna bi Rabbil Alemin Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik. Deyince Firavun, yoksa dedi bana mı iman ettiler diye. O bana iman tazelediler zannediyor. Rabbul Alemin kendini ilan etmiş. Onlar da yanlış anlamasın diye Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik deyince bu hepten küplere bindi. Siz nasıl benden izinsiz iman ediyorsunuz? Lan senden izin mi kalmış? Altına efendim ettin batırdın ortalığı zaten. Senin ilahlığın mı kalmış? Böyle ilah mı olur? Dedi ki siz dedi Musa ile anlaştınız. Bu en büyük büyücü Musa demek, gitmiş öğrenmiş büyüleri. 30 yaşına kadar Firavun'un yanında büyüdü. Gitti o arada 10 sene Medyen'e kaçtı. Şuayb Aleyhisselam'ın yanında dedi ki bu demek ben görmezden çok büyümüş bu dedi. Çok büyük büyücü olmuş. Siz bununla anlaştınız. Bu dedi ki ben
Siz bir alt oyun oynayacaksınız, ben bir üst oyun oynayacağım, sizi yeneceğim. Siz anlaştınız. Hepinizi keseceğim diyor. Levkat tane diye kuvvet cülekum mihila. Elinizi ayağınızı çaprazdan keseceğim. Sağ el sol ayak. Ve usalli ben ne kuvvetiyüzün nakhil. Hurma dallarında sizi sallayacağım. Dediler kâlû len nü'thirake alâ mâ câenâ minel beyinâti vellezî fattarâne. Ey gidi Firavun. Biz bu ilimde zirveyiz. Madem ki bu bizi geçti, anladık ki bu mucizedir, bu büyü değil. Bu Allah'tan geldi. Biz buna iman ettik. Gördüğümüz açık mucizeler karşısında seni tercih edemeyiz. Bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. Fakfı mâ entekâs. İstediğin hükmü ver, yapacağını yap. Asıyorsan as, kesiyorsan kes. İnnemâ tekfiyâdil hayâtet dünya. Sen ancak bu dünya hakkında hüküm verebilirsin. Bizim canımızı alırsın, ölmemize sebep olursun. Ama ebedi hayatımızda biz kazanırız. İnne amennâ bi rabbinâ liyeğfire lenâ hatâyâna ve mâ ekrahtenâ aleyhi mine's-sihr. Biz Rabbimize iman ettik, o bizi affetsin. Bize zorla büyü yaptırdın, peygambere karşı bizi çıkarttırdın. Ondan dolayı günah işledik, Allah bizi affetsin. Vallahu hayrun ve ebkâ. En hayırlı Allah'tır, en bâkî Allah'tır. Senin hayrın da yok, bekan da yok, devamın da yok. Görüyor musun? Büyücüler bir anda Arif-i Billah oldular. Sahir iken Arif-i Billah oldular. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işitti ya. Geçen Miraç dersinde bu ekranda da size söyledim. Amennâ bi Rabbil alemin diyenlerin sesini işitti. Cennete girdi Miraç'ta. Dedi ey Cibril bu kimdir? Dedi Firavun'un sahirlerinin sesidir. İman devamlı bu iman ettik sözünü tazeliyorlar. Cennete girmiş. Ruhları cennette mübarekler. Bir an evvel, bir dakika evvel büyücü, sahir, kafir iken bir dakika sonra Müslüman, mümin, arifi billah, Allah'ı bilen evliya oldular. Hem de sahabe oldular. Çünkü peygamberi gördüler, sahabe oldular. Allah nasıl kazandırdığını kazandırıyor ya. İnnehu men yeti rabbehu mücrimen. O sihirbazların sözü. Kim Rabbine kafir ve suçlu olarak gelirse, huzuruna çıkarsa, fe inne lehu cehenneme la yemutu fiyâ ve la yahya. Onun için cehennem var. Orada ne ölecek, ne dirilecek. Ebedi kalacak. Ve men yeti müminen kad amile salihat. Kim Allah'ın huzuruna imanlı Müslüman olarak salih ameller işlemiş bulunarak gelirse, فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Onlar için yüksek dereceler var. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Onlar cennete girecekler. Böyle vaazlar ettiler. Şimdi Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı gönderdi bir Firavun'a diyelim. Gönderirken ne buyurdu? Gidin Firavun'a, azdı kudurdu. Ona vaaz edin. Nasihat edin. Beni tanıtın. Ama فَقُولَا لَوْ قَوْلًا لَيِّنَا. Ona yumuşak konuşun. Niye yumuşak konuşun? Ya Firavun gibi adama yumuşak konuşun diyor. Sen gidiyorsun Müslüman adama sert konuşuyorsun ya. Mübarek bu adam Firavun'dan beter mi? Sen Musa Aleyhisselam'dan üstün müsün? E değil, niye adama gidiyorsun diyorsun ki? Kardeşim, namaz kılsana lan. Kereste gibi adamsın. Boyun var, bosun var, sağlığın ya. Ne oruç tutmuyorsun lan? Böyle konuşulmaz. Lanlı lunlu olmaz. Birbirimize iyi yumuşak konuşmak. Kardeşim namaz Allah'ın farzıdır. Sen benim din kardeşimsin. Ahireti beraber kazanalım. Sen de bana dua et falan. Böyle alttan al şeydi. Ben namaz kılıyorum, sen kılmıyorsun. Ben kapalıyım, sen açıksın. Böyle yaklaşım olmaz. Milleti yoldan çıkarırsın ya. Yoldan giderken kadına bağırıyor. Kapat şuranı buranı be. Lan öyle kadına bağırılır mı? Kadına laf atmış gibi kadın da siniri bozulacak. Kocası molcası olacak, çekecek, vuracak seni. Ondan sonra sokakta seni mi temizleyeceğiz? Adam insanlara öyle... Şuranı ört, buranı kapat diye bağırılır mı sokağın ortasında falan? Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah. Bizim millet bir alem ya. Yumuşak konuşacaksın. Bak Firavun'a bile yumuşak konuş. Lale ötedekker o yakşa. Belki düşünesi gelir, belki korkası gelir Allah'tan. Onun için cennet hazır. Kime? Yumuşak konuşanlara. Ve atamettam, yemek yedirenlere. Ve tabi assıyam, peş peşe oruç tutan, Ramazan tutanlara. Ve sallâ billeyl önnâsüniyam. İnsanlar uykuda horul horul. Uyurken namaz kılanlara, Allah ile arayı bulanlara, dua edenlere, zikredenlere, şükredenlere cennet hazır bekliyor. Rabbim şu mübarek saat hürmetine cümlemize cennetin nasip eylesin, cehenneminden azat eylesin, cennete yaklaştıracak inanç ve amellere ve ahlaka muvaffak eylesin, cehenneme bizi yakın edecek inanç, fikir, söz, davranışlardan bizi muhafaza eylesin. Allah mutlaka cennetini, cemalini ve rızasını bize helal eylesin. Nasip eylesin. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle cehenneminden, azabından, gazabından emin eyle. Bütün dinleyenlerimizi, sevenlerimizi,
Senin için dinleyip iman edip dinleyenleri hepsini fazl-ı kereminle bu dualarıyla hakka ile amin diyen dillerini arcihimden azade ile amin. Bi hurmet Taha ve Yasin Allah Teala cümlemizin oruçlarımızı kabul eylesin amin.